Şefenörg dünyasına hoş geldiniz. Bugün Alize ipimle sizlere çeyizlik yelek yapımında kullanan bir model göstermek istiyorum. Aynı zamanda bebek örgülerine de kullanabilirsiniz. Toz pembe olarak rengi çok hoş. Merak edenler için hemen renk numarasını göstermek istiyorum. 3,5 numara şiş ile modelime anlatım yapmayı düşünüyorum. Modelim 6 ilmeğin katlarından oluşuyor. 6, 12, 18 şeklinde altını katlarını ayarlayıp 2 tane ilmek ilave etmeniz lazım. Ben 3 model için 20 ilmeğimi şişime attım. Örgüme başlıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi düz ördüm. 1, 2, 3, 4 ilmeği ters ördüm. Aradaki 2 ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde 4 ilmek ters, 2 ilmek düz olarak arka yüzden modelimizi kuruyoruz. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum. İlk sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi ön yüzde ben kenar ilmeklerini örmeden alıyorum. 2 ilmek ters olarak devam edecek. Bu 4 tane düz ilmeğe gelince ipimiz arkada iken 1 ilmek örmeden atlatıyoruz. 2 ilmeği düz değil, pardon, ters olarak örüyoruz. Tekrar ipimiz arkada iken son ilmeği örmeden atlatıyoruz. Arada 2 tane ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu 4 ilmeğe gelince ilk ilmeği örmeden atlatıyoruz. Sonra ortadaki kalan 2 ilmeği ters örüyoruz. Son ilmeği tekrar ipimiz arkada iken örmeden atlatıyoruz. Modelimizin olduğu 4 ilmeğin birincisini örmeden atlatıyoruz. Ortadaki kalan 2. ve 3. ilmeği ters örüyoruz. İpi arkaya alıyoruz. Son ilmeği tekrar örmeden atlatıyoruz. Örgümüzü ön yüzden bu şekilde devam ettik. Şimdi arka yüzdeyim. Hemen 2 ilmeğimi düz olarak devam ediyorum. Bu modelin olduğu 4 ilmeğe geldim. İpimi ön tarafa alıyorum. Önceki sırada atlattığım ilmeği tekrar atlatıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum ve 1 ilmek daha atlatıyorum. Örgünün başındaki ve sonundaki ilmekleri hem ön yüzde hem arka yüzde örmeden atlatıyoruz. Ortadaki 2 ilmeği ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak örüyoruz. Burası aradaki devam eden 2 ilmeğim. Tekrar ipi ön tarafa alıyorum. 1 ilmek atlatıyorum. Ortadaki bulunan 2 ilmeğimi düz örüyorum. İpimi tekrar ön tarafa alıyorum. Aynı ilmeği atlatıyorum. Bakın burada bu ilmeği zaten örmeden atlatmıştık. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum. Arka yüzden örgümü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu 4 taneden oluşan ilmeğime geldim. Önce 1 tane ilmek doluyorum. Sonra örmeden atlattığım başlangıçtaki ilmeğimi arkasındaki ilmekle birlikte düz örerek topluyorum. Burada sondaki düz ilmeğin yönünü çeviriyoruz. Şişimize geri alıyoruz. Ters taraftan girerek 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyoruz. 4 ilmeği 2 taneye düşürdük. Hemen sonrasında 1 tane dolayarak artırıyoruz. 1 ilmek doladım. 2 ilmeğimi birlikte düz örerek kestim. Sondaki düz ilmeğin yönünü çevirerek şişime aldım. Tersten girerek ikisini birlikte kesiyorum. 1 ilmek doluyorum. Ve 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek doluyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Sondaki düz ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek 2 ilmeği birlikte kesiyorum. 1 ilmek dolayarak ters ilmekleri örerek ön yüzden örgümü kurmuş oldum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeği düz örüyorum. Burada doladığım
ilmekler dahil 4 ilmeğimi ters olarak devam ediyorum. Aradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Doladığım ilmekler dahil modemi oluşturan 4 ilmeği arka yüzde ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Hemen ilmeklerimi aynen oldukları gibi tekrar örüyorum. 2 ilmeğimi ters, 4 ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters, 4 ilmeğimi düz örüyorum. Burada ilmekleri çevirmiyoruz. Aynen oldukları gibi örmeye devam ediyoruz. Örgünün arka yüzüne geldiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyorum. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 4 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek ters. İki ilmek düz, 4 ilmek ters şeklinde arka yüzden örgümü tamamlıyorum. Örgümün ön yüzüne geçince aynı şekilde buradaki ilmekleri örmeden atlatıyorum. Şimdi hemen bu tekrar kuruluşunu görelim. Örgü yeni başlayanlar karıştırmasın. 2 ilmek ters örüyorum. 4 tane olan ilmeğin ilkini örmeden atlatıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters örüyorum. İpi tekrar arkaya alıyorum. Son ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Aradaki 2 ilmeğimi ters örerek ikinci modelimin kurulumunu bu şekilde başlıyorum. Sonrasında aynı buradaki gibi ikinci modele de devam ediyoruz. Modelimin biraz ilerlemiş görünümü. Burası da arka yüz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.